Herkese merhaba. Bugün size boğazda yaşamanın dezavantajlarını anlatmak istedim. Sabah uyanıp zeytinyağlı, lavanta yağlı suyumu içtim ve günüm başladı. Çok fazla sokak kedisi oluyor boğazda. O yüzden onları besliyorum. Ve daha sonra yürüyüşe çıkıyorum. Ama insan çıplak ayak yürüyemiyor. Çünkü her yeri martı pislemiş oluyor. Kahvemi yapıp bir keyif yapayım diyemiyorsunuz. Çünkü sürekli birileri gelip gittiği için eviniz hep dağınık oluyor. Boğazda oturmanın en büyük dezavantajı bence bu. Her neyse, balık sipariş etmiştik. Tekneyle getirip bırakacaktı ama 1,5 saat kadar gecikti adam ve dedi ki abla trafik vardı. Her neyse, yan tarafta da hemen yalı çapkını çekiliyor. Eğer boğazda oturuyorsanız bir yalıda her zaman bir film, dizi çekilişine hazır olmanız lazım. Çünkü gördüğünüz gibi herkese dip dibesiniz ve bu yüzden özel bir alanınız maalesef yok. Ayrıca bir diğer husus, eğer boğaz hattında oturuyorsanız evinize kafanıza göre tadilat yaptıramıyorsunuz. Her şey için belediyeden izin almanız gerekiyor. Ve son olarak, yağmur yağdığı zaman toprak kokusunu alamıyorsunuz. Çünkü denizden müthiş bir benzin kokusu yayılıyor evlere doğru.